Selam. Selam. Merhaba. Oğlum bu sefer de selam deyince, kimse selam demeyince bu sefer yine garip hissediyorum. Tipe bak. Niye? Niye? Korktum az önce ya. Niye korkuyorsun? Tırnakla bir vurdu, tırnaklar kesilip Allah'tan kesiliydi ya. Şimdi, yeni mi bu? Şimdi bir önceki... Kesik tırnağın yaptığı biz. Yani, dipten kesmişler. Elim ayağım titriyor var ya, ne kadar büyük. Ama riski sen aldın. Yürek yediği için. Ben dedim alırım dedim, aldım da. Direkt eldivenle evet. Gireceğiz böyle, baktım hiç öyle. Evet, öyle çocukları pat diye deneyeceğim diye atlamamak gerekiyormuş. Ama çok başarılıydım. Şuraya bir kamu spotu. Pati yeme konusunda mı? Hep hırçın mı izleyeceğiz? Hırçın çıkıyormuş yalnız. Hakan şimdi saldırıyormuş. Tabii canım öyle Scottish, British, aman sakin oluyormuş, İran alalım falan, öyle bir dünya yok. Bu masa ne İranlar ne Scottish'ler gördü, ho. Çocuk kısır değil mi? Bakmadım sistemle. Kısır mısın anne? Oğlum çok güzel için ya. Kız mı olan mı? Erkek ya. Sakız. Erkek. Ay, ben de geleyim ya. Otuzunda da şey görüyorum. Ne oldu, şaşırdın? Hep siz mi bizim alanlarımızı şey yapacağınızdan? İşgal edeceksin. İşgal edeceğim. Ha? Ne yapayım? 33 yaşında. Senin oyuncağın da mı var yanında? Oyuncak şey. Oyuncak dikmişler bunu. Kedi otlu bir şey mi o? Kokulu mu? Oha! Deli bir sabun kokuyor. Bakayım. Üçgen arayla eşitleştirdim. Hayır, muhtemelen yeni yıkanmış bir malzeme. Bu şeye benziyor. Evet. Ama elyaf var bunun içinde. Ana bu bazı bir şey var. Şeylerden çıkardı hediye olarak. Tamamdır. Bir ara çok fenomendi. Elin içine takıp böyle oynatıyorduk. Bir beyaz peynirin arkasından çıkıyordu galiba. Neyin? Beyaz peynirin arkasından hediye. Haa! Evet, biliyor musunuz? Evet. Bu bayağı... Ona benzettim ya. Bu yapma da bir ürüne de benziyor ama sanki el yapımı gibi. Güzel bir sanat eseri. Abisi verelim şunu. Sesi de var. Bakın evde böyle ses duyuyor musunuz? Şu an duyuyorsunuzdur. Şöyle ses çıkaran ve sağlam, ipi olmayan oyuncaklar çok güzel. Fibrasyon diğerine göre. Bu çocukların stres yaşamamaları kadar. Sakız doğrudur. Anlık. Çok güzel sesin. Hayır o değil. Bütün videolara eğlence amaçlı giriyorum diyorum. Yine her seferinde bir şeyler, tavsiyeler falan dönüyor. Sol kulak kanalı biraz daha bunu not et de belki ileride bir sıkıntıya sebebiyet verirsin. Nasıl da? Aa gül kulak bu. Evet. Şey gibi. Gül kulaklar var ya. Pitbull'larda mı oluyordu? Gülgini pembe vardı. Hayır. Gülguni. Gülguni. Gülgini değil. Gülguni. Ama onun sadece doğum hocaları öyle. Patoloji asıl. Öyle mi? Patolojide de. Doğumdan hatırlarım. Patolojide de. Bizim tıpta diyecektim. Bizim tıpta. Veteriner hekimlikte aynı şey tabii ki sanıyorum insan hekimliğinde de vardır. Tanımlamalar çok spesifik olması ve karşı tarafından böyle farklı algılanmaması adına çok keskin tanımlar verilmeli. Mesela şey vardı. Bebek başı büyüklüğünde. Hatırlıyor musunuz? Yok. Ne başı büyüklüğü? Yani kitle tabirlerinde fındık büyüklüğü, ceviz büyüklüğü, evet, mandalina büyüklüğü, portakal büyüklüğü. Sonrası artık daha ne meyve kalmadı. Mandalina yok. Annem hani senin çişin mi gelmiş, kıyamam sana. Kavunun boyutu çok değişiyor. Kavun direkt kedi ya da köpek. Yani bir de büyük, fazla büyük. Hani yuvarlak cismi, kitleyi tanımlamak adına bebek başı büyüklüğünde. Yani bebek başı dediğin şey ne? Şu aslında. Ha, bebek var çünkü o da. Ya ama onu biraz sabit düşünebilmek adına aslında. Ya burada oyun mu oynayacağız? Dur bir yere gitme. Burada tanımlayabilmek adına. İşte bak sakin çocuklarda mesela işler nasıl yürüyor? Yani gün içinde gidiyor. Ben böyle bir sürü çocukla çekeceğim. Hepsini hırçın vesaire diye sorduğunuz için ya da hepsini böyle tutuyorsunuz falan diyenler için. O gördüğünüz videolar ulan günde bir tane belki oluyor belki olmuyor. Testisler düşmüş kesiye bu arada, onu da not edelim mi? Değil mi? Yapmış olalım. Değil mi bir tane? Evet, testisler kalmış. Aşk yaşadığımız çocuklarda var böyle. Tırnak kesimi olacak, ardından aşımızı yapabiliriz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyormuş? Bu arada ben bir şey daha çıkmış olayım böyle genelde. Ha, tırnak kesimi de göstermiş olduk ya. Bir tık yavaş kessene. Ben aksine bir de yavaşlatayım. Slow motion. Evet, şu an net gördüğünüzü düşünüyorum. canlı dokuya gelmeden biraz pay bırakarak kesebilirsiniz. İçinde hafif pembemsi bir canlı doku kısmı var. Gözde ablasının bahsettiği. Anneciğim. O canlı dokuya gelirsek ne olur? Kanar ve durduramayabilirsiniz. Telaş olabilirsiniz. Ne kadar fazla keserseniz o canlı dokudan, pembe kısımdan o kadar da fazla kanar. Bazen çünkü şey de oluyor. Böyle bir damla ya geliyor ya gelmiyor. Kuşlarda mesela daha sıkıntılı olur bu durum. 40-41 derece oldukları için vücut sıcaklığı hiç durmuyor. Kan basıncı daha yüksek. Evet, daha fazla telaşlanıyor. Yüksek. Siz telaşlandığınız için de daha çok telaşlanıyor. Kuşlarda özellikle hiç kesmeyin. Evet, kuşlarda yani kesecekseniz dahi kesin. Kessinler yine de. Sen devam et. Nereye gidiyorsun? Ben gideyim şuraya. Sen bayağı özgüven taşıyor. Dur aşkım, dur bebeğim. Otur. Kuşlarda, orada çok mu havada ya? Yok yok, gayet güzel ya. Kuşlarda tırnak kesecekseniz dahi, kedilerde de aynı şekilde. Kendinize güveniniz eğer tam değilse kesinlikle bir veteriner hekimin elinde izleyin. Yani bir muayeneye vesaire aşıya gittiğinizde veteriner hekimin elinde görün. Kuşun çünkü kesilmesi biraz daha sıkıntılı. Geçmiş olsun. Bunun kutu dışısını girmiştim. Aa şu oyuncak, çocuğun oyuncağı. Aa, bu önemli. Bu boxlardan satın almayın lütfen. Çocuk kendini hiç korunaklı hissedemiyor. Bir de şeyler, sırt çantaları oluyor ya, uzay gemisi gibi, onları da hiç tasfiye etmiyor. Sırt çantasının hatta iki sıkıntısı var bir de. Bunu en azından şöyle sağlıklı bir şekilde alıp zemine düz rahat rahat götürüyoruz. Ama sırt çantasında bir de böyle langıdı langıdı yani çok tatlı zıplıyor ve sempatik gözüküyor ama kesinlikle değil. Tavsiye etmiyorum. Sırt çantası olanlar, çekme vesaire olanlar mantıklı, sağlıklı değil. Boxlarda şöyle bir kural var. Çocuk kendini güvende hissetmesi lazım. Kendini güvende hissetmesi için de yani şu delikler onun için oldukça yeterli. Buradan karşıda da var çünkü. Güzel bir hava geçişi sağlanabiliyor. Değil mi anne? Oo, iki tane girdi. Bakışa bak. Metin de girdi muhtemelen. 14 için mi geldi? Resmeni röper. Çok güzel çıktı ya. Sahibiyle de konuşalım mı? Kıvrımlık belirtileri başlamaya. Öyle mi? Ne kadarlık bu arada? 5 ay mıydı? Kaçtı? Bakıyorum. Yani 4 ay 12 gün. 4 ay. Ama 4 ay 12 gün. Testisler inmiş yani. Kesiye düşmüş sıkıntı. Gel. Güle güle. Güle güle. Geçmiş olsun. Çocuklarda... Bu arada başka bir videonun da duyurusunu buradan yapmış olayım. Kedi bakımı adı altında aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi, 22 adet sorunun yer aldığı BÜHA'yla Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Topluluğu diyeceğim. Hayvan Hakları Topluluğu. Boğaziçi Hayvan Hakları Topluluğu'yla beraber canlı Zoom bağlantısında Sevgi ve benim onların hazırladığı soruları cevapladığımız bir etkinlik yaptık. O etkinliği kedi sahiplenmek isteyen, yeni sahiplenmiş olan ya da bu sorulardan birini merak etmiş olan birisi varsa kesinlikle izleyin. 22'de 22 yapabilen pek olacağını düşünmüyorum. Ancak bir veteriner hekim vesaire olması lazım. Hiçbir kedi sahibi 22'sini de onun bilemez. O yüzden bir o alt aşağıdaki listeye bir bakın derim. Sizin de aklınıza sorular geliyorsa ben soruları cevaplıyorum. Yorum cevap yazmaya çalışıyorum. Kısa cevapsa aşağıda yorum cevapları. Direkt yoruma metin olarak cevap yazıyorum. Ama onun dışında bir uyarı yapacağım. Videonun linki bu arada yukarıda koydum. Kartlarda var ve aşağıda açıklama kısmında var. O 22 maddede kedi bakımı dediğim video. Bir açıklama daha yapmak istiyorum. Aşağıya iki şeyi lütfen yapmayın artık. Bir, ilk yazanlara ben de ayar kapmaya başladım. Oğlum bari selam yazın da farkımız belli olsun. İkincisi de şu. Abi acil kedim 3 gündür kusuyor, ben ne yapabilirim yazanlara benim söylesim geliyor. Yapmayın lütfen. Ya. Yapmayın. Parasını aldık. Evet. Tartmamış mıyız? Evet. 200 gram almış. 2,5 kilo yazarsın. 2,5 kilo daha. Geçmişler olsun o zaman bu çocuğa. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, ben lavaboya gidecektim. Çekime daldım. Tuvalete ben misin?